Annemdin. Ben sana güvenmiştim. Şu hayatta kimseye güvenmediğim kadar. Ben seni olmayan annemin yerine koymuştum. Benim bir annem yok ama Sitare Hanım var demiştim. Ozan, gerçekten hiç uğraşamayacağım seninle. Hiç. Pardon Doruk, pardon. Sen gerçek bir canavarsın Sitare. Senden daha yaratıcı iltifatlar beklerdim ama yani gecenin bu saatinde hiç uğraşamam. Onu sevdiğimi biliyordun. O kızı sevdiğimi köpek gibi biliyordun. Bunu bile bile annesini yatağıma soktun. Ne bu? Acı gerçekler geçidi falan mı? Bu sefer çok ileri gittin Sitare. Çok ileri gittin. Ha, şimdi de yatak zevkinizin sorumlusu ben mi oldum? Ha? Tamam, kabul. Sizi bir araya getiren bendim ama ikinizi de kontrol etmek zorundaydım. Ama sevgili Servet Avcımız, sırf ardıçın varisisin diye senin peşine düştüğünde ben daha onun Zeynep'in annesi olduğunu bilmiyordum bile. Eğer ajansa güveniyorsan, sırf aynı gemideyiz ve gemi su alıyor diye sana mecbur olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Seni ajans kurtarmaz. Eğer konu Zeynep'se seni hiçbir şey kurtarmaz. Ah, sen bu kafayla Zeynep'i falan kurtaramazsın. O kadından anne olmaz, olmayacak. Sana nasıl bir masal anlattı bilmiyorum ama o kadının derdi kızına kavuşmak falan değil. O kadının tek derdi para. Bak sen! Bu bana birini hatırlattı Cici anneciğim. Peki, tamam. Ben bir Azize değilim, evet. Ama unutma. Sen Müjgan'ı az çok tanıdın. Ama Meleği hiç tanımıyorsun. Ve eğer ona güvenirsen hayatının hatasını yaparsın. Sadece kendine değil, Zeynep'e de yanlış yaparsın. Haklısın. Ben Meleği hiç tanımıyorum. Ama seni tanıyorum. Seni çocukluğumdan beri çok iyi tanıyorum. Ve bil bakalım kime inanmayacağım Sitare. Beni sevdiğim kadının annesiyle avladım. Bunun bedelini sana çok ağır ödeteceğim. Her gün, hayatta olduğun her gün bunun bedelini ödeyeceksin Sitare. Kes şunu. Kes şunu, neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Neye mi gülüyorum? Neye mi gülüyorum? Neden hesap bile sormadın? Yüzük bende. Ama benim yüzüme bile bakmadı. Senden hesap sordu. Sitare, ben bu kızın umurunda bile değilim ama kim umurunda biliyor musun? Doruk. Git çıkar insanları dağıt. Eğer ben Meleği tanıyorsam Zeynep'i sessiz sedasız götürmüştür. Git, Zeynep hasta oldu de, rahatsızlandı de bir şey de.
Hadi git. Ya sonra? Sonra ne yapacağız? Bu sefer yakayı nasıl kurtaracağız? Güzel cevap. Güzel cevap. Bir tane. Kapısını çalmadın, orada oturuyordun. Çalacaktım da benim Zeynep'le konuşmam lazım. Allah Allah, ne sizin o hani çalışma iş yerinizde olmuyor mu? Konuşmuyor musunuz? Dedi, onun adını diye ajans. Ajansla niye konuşmadınız ki? Ajans çok kalabalık şimdi. Ben böyle biraz daha baş başa konuşmak istedim de. Keşke haber verseydin ama yani çünkü Zeynep evde değil ki. Gitti o. Evde yok mu? Ben kafamdan bir şey yürüttüm. Dedim ki İşe gidiyor herhalde hep saatte. Kadir. Ha? Zeynep dün akşamla ilgili sana bir şeyler söyledi mi? Dün akşamla ilgili? Yok. Söylemedi ama ha Melek'i mi diyorsun mesela yani? Ne oldu ki Melek'e? Ne oldu biliyor musun? Biz bir geldik baktık Melek burada. Melek sizin evde miydi? Evet buradaydı. Ben bir korktum. Ama sonra oturmadı yani bir de fazla gitti de yani sonra Türkan onunla konuştu. Ben pembe yalan falan olmasın diye düşündüm. Türkan evde mi? Yani evde. Güzel. Bence de güzel. Kadir ne yapıyorsun ya? Ekmek almaya gitmedin mi sen? Paranı mı unuttun? Darbuka çalıyorum ne var? Unutmadım bak kim var burada? Sürpriz. Kadir sen hadi fırına git. Ekmekler kalmaz hadi. Tamam, tamam ben geliyorum sen kaçma. Buyurun Starla Hanım. Dün akşam Melek gelmiş buraya galiba. Konuşmuşsunuz. Ya öyle oldu konuştuk. Bazı şeylerden haberiniz olmuş galiba. Ama inan hiçbir şey bu kadar basit değil Türkan. Bana göre çok basit Starla Hanım. Ben Zeynep'e de söyledim zaten. Ozan Bey'den başka çaresi yok. Benim şu an en son düşündüğüm kişi Ozan. Ben Melek'in Zeynep'i kendi tarafına çekmesinden korkuyorum. Hele bir denesin. Bak Melek Zeynep'i himayesi altına almak için çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Ve buna müsaade etmememiz lazım. Karşımızda Melek olduğu müddetçe bizim tarafımız aynı Starla Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Biliyordum. Sana güvenebileceğimi biliyordum Türkan. Konuşuruz sonra olur mu? Ben Star Hanım'a iştirak edeyim. Sara Hanım, hani ortalıklarda bir şeyler dönüyor ama sanki bana birileri bir şey anlatmıyor. Bilmen gerekeni bil yeter Fevzi. Melek'in planlarını bilsen yeterli. Melek'in planları mı varmış? Mesela
bugünkü programı ne meleğin biliyor musun? Yani sabahtan bana şahsi bir işinin olduğunu söyledi. Ondan haber beklememi söyledi. Zaten bana bir şey anlattığı da yok ya canım yani. İkili oynadığını bu kadar belli edersen olacağı bu işte. Bak, tek başına melek sana hiçbir şey vaat edemez. Paranın musluğu bende, anlıyor musun? Öncelikle bana karşı sorumlusun. Unutma. Tabii ki efendim. Kadir. Diyor musun? İyi yetiştim. Zeynep de madem ajansa gitmiş, ben de gideyim. Tamam. Fevzi bu şey verebilir misin? Dükkana bekliyor da. Ben bir şey söylemem lazım da Yüce'ye. Olur mu sana zahmet olmazsan? Tabii ki, ne demek. Çok çok iyisin Fevzi. Hala bu da senin yanında çok iyi oluyor. sanki bilmiyorum gibi. Ben kızmazsan eğer bana ben bir şey demem lazım da. Olur mu Kadir? Ben sana hiç kızar mıyım? Ne biliyorum, oldu? Biliyorum. Hiç kızmadın sen bana. Hep en iyi davranan birisin sen. Ben gezin adamın oğluna bu melek var ya, meleki olduğu gibi anlattım. Hı. Birdenbire hani halka taktığımız gece vardı ya, o gece balkonun o soğuğunda bana birden patlanarak diye sorunca böyle yalanla söylememek anlamında söylemediğim için birdenbire gerçeği söyledim. Olsun Kadir, olsun. Olan olmuş, ne yapalım? Evet, olan olmuş değil mi? Yalnız olmuş ama ben yine de hani çok şeyim yani, içim anlamında huzurlarım çoktan gitti. Çünkü bıktım, usandım artık ya, ben pembe bile olsa bacaklarıma kadar yalanın içine battım ben Zeyno'ya. Ya anlatamıyorum hiçbir şeyi. Canım kızım, sen de istemez miydin yalanlar olmasın? Bu dünya çok güzel olsun değil mi? Çok haklısın Kadir. Kim istemez ki? Herkes ister değil mi? İşte ne yapalım hayat. Hadi gidiyorum ben. Hadi hoşçakal. Gidiyor musun? Gidiyorum. Gitmeseydin ya. Görüşürüz tamam. Sonra. Görüş. Bana bir daha öyle yapsana. Hadi hoşçakal. Gerçekten seni seviyorum ben, çok iyisin. Tamam. Nereye dönsem melek. Bıktım artık. Bıktım. Zeynep geldi mi? Nişanlını bana mı soruyorsun? Telefonu kapalı, belki haberin vardır dedim. Yok vallahi, ben de ulaşamadım. İyi. Zeynep'i gördün mü? Evde yok. Burada da değil. Kesin Müjge Han'la birlikteler. Artık her ne yapıyorlarsa. İkinizi de odamda bekliyorum. Bunun olayı ne? Anlayacağız şimdi. Az önce bir mail aldık. Haberiniz yok sanırım. Ne maili? Zahmet etme, ben size kısaca özetleyeyim. Büyük bir mücevher markası 14 Şubat kampanyaları ile ilgili bizimle çalışmak istedi. İşte televizyon reklamları, billboardlar, yurt içi, yurt dışı. Kısaca Ozan'la Zeynep'i marka yüzü yapmak istediler. Bugüne kadar yaptığımız bütün işlerden daha büyük bir kampanya bu. Niye bir ölmüş gibi duruyorsunuz? Bu harika bir haber değil mi? Zeynep ilişkinizi öğrendiği için harika mı bilemiyorum. Evet. Gece olanlardan haberim var.
ve Zeynep artık kabul etmez diyorsun. Zeynep artık ajansa adım bile atar mı onu bilmiyorum. Atmasa hakkı da var. O yüzden müşteriyi aradım, teklifini nazikçe reddettim. Sizi de sadece bilgilendirmek istedim, o yüzden çağırdım. Reddettin. Sen kendi başına nasıl böyle bir karar verebiliyorsun ya? Kimseye sormadan, danışmadan. Bir şey söylemeyecek misin? Zeynep'le bağımı hafife alıyorsunuz. Dün gece nişanı atabilirdi. Atmadı. Atmaz da. Atamaz. Sen neyine güveniyorsun? Zeynep'le olan geçmişimize güveniyorum. Paylaştıklarımıza güveniyorum. Sen de asmasana suratını, bir şey söyle şuna ya. Neredeler? Doruk Bey'in odasındalar. Bunların hali ne ya? Yeni nişanlı kız böyle tripli mi olur? Benim kendi derdim bana yeter. Bir de onlarla uğraşamam. Nasıl bir insansın? Zeynep yapma lütfen. Dokunma bana. Kim yapar böyle bir şeyi? Niye yalan söyledin bana? Niye? Zeynep tamam bak böyle olmaz. Gel konuşalım. Lütfen böyle olmaz. Burnuma skandal kokusu geliyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Zeynep'ciğim bak sakin ol. Bir açıklamama izin ver. Senin açıklayabileceğin hiçbir şey yok. Ozan anlatacak. O geceyi anlatacaksın. O gece. Birlikte olduğumuzu iddia ettiğin o gece var ya. Ne oldu aslında? Zeynep. Biliyorsun. Sen o gece beni birlikte olduğumuza inandırdın. Sen de istedin dedin. Bana kendini teslim ettin dedin. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bile bile bana yalan söyledin. Sen benim haftalardır hamile kaldım diye ne kabuslar gördüğümü biliyor musun? Hı? Aylardır kullanılmış, istismar edilmiş hissediyorum. Senin bu umurunda mı? Değil değil mi? Zerre kadar umurunda değil. Nasıl bir adamsın sen? Evet, yalan söyledim. Ama... Ne aması? Ha? Ne aması Ozan? Seni kaybetmemek için yaptım ya. Bana sırtını dönme diye. Bak hayatımızda yeni gelişmeler oluyor tamam mı? Yeni bir kampanya teklifi aldık. Her şey çok başka olabilir. Her şey değişebilir. Baştan başlayabiliriz. Yeni bir şey kurabiliriz. Bir şey söylesene sen de ya. Sen neden bahsediyorsun ya? Ben senin yanında 5 dakika daha durur muyum sanıyorsun sen? Bitti artık. Bitti. Duydun mu? Bitti. Her şey bitti tamam mı? Bitti. Sizinle de işim bitti.
borcumdan da ne kaldıysa bir yolunu bulur, öderim. Bundan sonra beni aramayın. Şu an ikinizin yerinde de olmak istemezdim. Bana bile, bana bile yalan söyledin. Bu kadar mı acizsin? Ne yapıyorsun sen? Sare Hanım. Ne var, ne oluyor? Az önce aşağıda olanlarla ilgili. Yapacaktın bu görüntüleri, ha? Sosyal medyaya mı sızdıracaktın? Ozan'la Zeynep'in ayrılığından prim mi yapacaktın? İnanılır gibi değil ya, inanılır gibi değil. Her köşe başında bir sinsi var ya, kendi evimizde rahat değiliz. Bıraksan çiğ çiğ yer bunlar bizi. Al, siliyorum görüntüleri, al sildim. Ama sana daha fazlası lazım. Gördün mü? Ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin. Yoksa böyle bedelini ödersin. Bu kadarla yırttığına şükret sen. Hadi gidin şimdi. Mine, bugün kimseyi görmek istemiyorum. Bütün randevuları iptal et. Senin ne işin var burada ya? Pişkin pişkin bir de geri gelmişsin. Hadi biraz konuşalım. Ne konuşacağız? Ne kaldı ki konuşacak? Dün gece ajansın köküne kibrit suyu döktüğün yetmiyormuş gibi... bir de batışımızı izlemeye mi geldin? Defol burada. Seni bir daha burada görmek istemiyorum. Seni bu ajansın kapısından soktuğum güne lanet olsun be. Bitti mi? Kustun mu bütün kinini? Rahatladın mı? Hadi o zaman işi konuşalım.